Evet, bakalım eşitlikle ilgili bir diğer örneğimiz neymiş? X kare eksi 5x artı 6 eşitmiş x eksi 2. Şimdi ben dedim ki öncelikli olarak benim yapmam gereken şey buradaki ifadenin neyini bulmam? Çarpanlarını. Xx dedim. Çarpımları artı 6'yı toplamları eksi 5'i veren iki tane sayı. Eksi 3'e eksi 2 değil mi? O zaman ifadem şuymuş demek ki. Hatta şuraya yazayım. X eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir x eksi 2'ye. Güzel. O zaman dedim ki ben çarpım durumunda x eksi 2'ler var. Bunlar birbiriyle sadeleşik. Burada ne kalacak? 1. O zaman ifadem şu hale döndü mü? X eksi 3 eşittir 1. O zaman dedim ki hemen ne yapacağım? Eşitlik olduğu için x eksi 3 eşittir 1. X eksi 3 eşittir eksi 1. Yani bir artılısına bir eksilse ne yaptım? Eşit dedim. Attım bu tarafa eksi 3'ü. X eşittir 4. Attım bu tarafa eksi 3'ü. X eşittir 2. Sonucuna ulaştık. Diyor ki eşitsizliğin zaten kaç farklı x tam sayısı vardır? Kaç tane vardır? Aslında kaç tane vardır? 3 tane. Neden? Bakın x eşittir 2, x eşittir 4 geldi. Ama orada 2 geldiği için, 2 geldiği için buradaki 2'yi atlama. Neden? Çünkü sen buradaki ifadeyi de ne yapman lazım? Sıfıra eşitlemen lazım. Bakın biz bunun için şunu söyleriz. Deriz ki eşittir. Küçük eşit ve büyük eşit olduğu sorularda. Mutlak değer için söylüyorum. Sadeleştirme yapılırsa. Sadeleşen ifadenin kökü çözüm kümesine alınır. Yani benim aslında değerlerim buradan gelen değerlerim 4, 2 ama buradan da sadeleşen ifadenin kökü yani x eşittir 2 de ne yapacaktır? Çözüm kümesinde olacaktır. Nereden gelen bu? Sadeleşenden. Dolayısıyla burada zaten 2 olduğu için sıkıntı yaratmadı ama sıkıntı yaratacak durumlarla da karşılaşacaksın. Dolayısıyla bu gibi sorularda ne zaman eşit, küçük eşit, büyük eşit olduğu durumlarda, şartlarda sadeleştirme yapılırsa eğer sadeleşen ifadenin kökünü ne yapmak zorundaymışım? Çözüm kümesine almak zorundaymışım. Dolayısıyla x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? 2. Ama buradaki 2 ile beraber toplamda aslında 3 olmaydı ama farklı dediği için ne yaptık? 2 sonucuna ulaştık. Ama lütfen tekrar söylüyorum. Sadeleştirme yapıyorsan mutlak değerde bu durumlarda yapıyorsan eğer yaptığın ifadenin, sadeleştirdiğin ifadenin kökünde ne yapmalısın? Çözüm kümesine dahil etmelisin. Evet, o zaman şimdi bu örneğimle beraber eşitlik konusunu noktalamış bulunmaktayız. Şimdi geldik dördüncü kuralımıza. Yani mutlak değerli bir ifadenin x'in a'dan küçük olduğu durumlar için. O zaman sen gene aslında temel mantığı aynı. Ama biz burada şunu bileceğiz. Eğer x büyükse sıfırdan ve dolayısıyla x a'dan büyüktür. Düzeltiyorum. X a'dan küçüktür. Eğer x sıfırdan küçükse eksi x a'dan küçüktür. Diğer bir de işte x eksi a'dan büyüktür. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu ikiliyi birleştirdiğinde ortaya şu çıkıyor aslında. Diyorsun ki x a'dan küçük, eksi a'dan büyük. Dolayısıyla aslında gene aynısını yapıyorum. Bir artılısını bir neyini aldım? Eksilisini. Eşitlik varsa eşitliyorum. Küçük varsa o aralığa ne yapıyorum? Yazıyorum. Yani mutlak değer işte 2x eksi 1 küçük eşit 7 dedi mesela. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki eksi 7. Mutlağın içini yazacaksın. 2x eksi 1. Tabii ki küçük eşitle beraber. Burası küçük eşit olduğu için. Küçük eşit diyeceksin. 7'sini yazacaksın. Yani olayın temeli bu. Sonra eşitsizlik sorusu gibi ne yapacaksın? Çözüm yapacaksın. Eksi 1'e atacaksın. Artı 1 olarak her tarafı 2'ye bölüp x'in alabileceği değerleri orada ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani gene ne yaptım? Bir artılısını, bir eksilisini düşünerek işlem yaptım. Peki o zaman gelin bu kuralda örneklerimizde ne yapalım? Pekiştirelim. 2x eksi 1 küçük 5 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Hemen ne yapacağım? Eksi 5 küçük mutlak değerin içindeki ifadeyi aynen yazdım. Küçük
5'i yazdım. Yani bir artılısı bir eksilisi. Hemen eksi 1'i attım artı 1 olarak. Burası eksi 4 oldu. Burası 2x oldu. Burası 6 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 2 oldu burası. X oldu. 3 oldu. Eşitsizliğin çözüm kümesi dedi. Hemen ne yapıyorduk? Basit eşitliklerden hatırla. Eksi 2, 3 yazıyorduk sınırları. Eşitlik olmadığı için her iki tarafı da ne yapıyorduk? Normal paranteze kapatıyorduk. Eşitlik olduğunda ne yapıyorduk? Köşeli parantezle kapatıyorduk. Demek ki küçük küçük eşit durumlarında mevzu bu şekilde. Ne yapıyorum? Oradaki sabitin bir artısı bir eksisini alıp araya da mutlak değerin içine aynen yazıyorum. İşlemi o şekilde devam ettiriyorum. Peki gelin o zaman bir diğer örneğimize. Diyor ki eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi bakın. Diyor ki adam bize mutlak değer 2x eksi 6 sıfırdan küçük olacak. Ama ben biliyorum ki mutlak değerli bir ifadenin daima sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekmiyor mu? Yani pozitif olması gerekmiyor mu? Evet. O zaman ben x yerine ne yazarsam yazayım. Daima burası ne olacaktır? Sıfırdan büyük veya eşit olacaktır. Sıfırdan küçük olma durumu var mı? Mümkün değil. İşte bunun yüzden bunun çözüm kümesi boş kümedir. Neden? Hiçbir mutlak değerli ifade asla ve asla negatif bir sayı olamaz. Dolayısıyla hiçbiri sıfırdan küçük olamayacağı için bu eşitsizliği sağlayan hiçbir x değeri yoktur. Dolayısıyla da hiçbir değeri yoksa çözüm kümesi boş kümedir. Ya da az önce de yaptığımız gibi bu şekilde ne yapacağız göreceğiz. Güzel. Bir diğer örneğimiz neymiş bakalım. Diyor ki adam bize x eksi 1 küçük eşit 3. Hemen gittim. Yazdım. X eksi 1 dedim. Küçük eşit 3. Büyük eşit eksi 3. Hemen eksi 1 attım bu tarafa. Eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 4 dedim. Güzel. Diyor ki bakın koşulunu sağlayan kaç tane y tam sayısı vardır? Bunu basit eşitlikler konusu içerisinde de çözdük. Şimdi tekrar çözelim. Bakın şimdi ben x'im ya da y'mi nerede tanımlamışım ben? Reel sayılarda. Hiçbir şey yazmayınca ne kabul ediyordum? Reel sayılar. Güzel. Reel sayılarda benden istenen ifadeyi ne yapmaya çalışıyordum? Aralıkta yazmaya. Değil mi? Aralıkta yazmaya çalışacağım. Güzel. O zaman ben şunu yapıyorum. Şu eşitlikte x'i yalnız bırakıyorum. O zaman şu mu oldu bakın. X eşittir. 2y eksi 4. Eksi 2y'yi artı 4'ü öbür tarafa attım. 2y eksi 4. Güzel. Yani x yerine ben ne yazabilirim artık? 2y eksi 4. Güzel. Şimdi bakın aralıkta x yerine ne yazıyorum? 2y eksi 4. İstenilen y'ydi. Y'yi de aralığın içerisine yazdım mı böylece? Evet. Güzel. Eksi 4'ü attım her iki tarafı artı 4 olarak. 2 küçük eşit 2y küçük eşit 8 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm y'yi arıyorum çünkü. 1 küçük eşit y küçük eşit ne oldu? 4 oldu. E o zaman bu aralıktaki değerler kaç tane? 1, 2, 3 ve 4 ile toplamda 4 tane eşitsizliğini sağlayan ne varmış? Y tam sayısı varmış. Yani temel mantığı bu. Önce burayı düzenle. X'i aralığa buldum ama benden istediği x değil. Y'yi sorduğu için ne yaptım? Bana verilen eşitlikte x'i yalnız bıraktım. Y cinsinden eşitine baktım. Oradan da ne yaptım? Hemen gittim x gördüğüm yere 2y eksi 4'ü yazıp aralığa y'yi yerleştirdim. Sonra da ne soruyor? Kaç tane tam sayı vardı? 4 tane. Toplamı sorsa 10'dur. Gibi. Ne yapabilir? İstediği her şeyi sorabilir. Ben reel sayılarda tanımlı bir işlem yaparken daima istenilen ifadeyi ne yapmak zorundayım? Aralığın içerisine yazmak zorundayım. O yüzden de bu tür eşitliklerde bunu ne yapıyorum? Kullanarak işlemimi ne yapıyorum? Devam ettiriyorum. O zaman bir diğer örneğimize bakalım. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diyor. Güzel. Biz ne dedik? Dedik ki mutlak değerin içerisinde eğer ortak parantez alınabilecek ifadeler varsa alınız. 2x eksi 4. 2 parantezini alırsam x eksi 2. 6 eksi 3. 3 parantezini alırsam 2 eksi x. Küçük eşit 15. Güzel. E dedim ki x eksi 2 mutlak değerli ifadelerde çıkarma işleminin değişme özelliğiyle ilgili soru çözmüştük bir sürü. E dolayısıyla x eksi 2 2 eksi x'e eşit. O zaman 2 buradan 3 buradan 5 tane x eksi 2 küçük eşit 15 dedim. Ve her tarafı x eksi 2 bulmak için ne yaptım? 5'e böldüm.
O zaman mutlak değer x eksi 2 neye eşitmiş? Küçük eşit 3'müş. Güzel. Küçük küçük eşit kavramının olduğu sorularda ne yapıyorduk? Bir eksilisini, hatta şöyle yazayım. Bir eksilisini, bir de artılısını alıyorum. Yani eksi 3, 3 aralığındadır diyorum x eksi 2. Eksi 2 her iki tarafa attım artı 2 olarak. Eksi 1 oldu burası. X oldu burası. 5 oldu burası. Güzel. Kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi aralık biraz daha genişlediği için ben ne yapıyorum? Diyorum ki basit eşitliklerde ilk başta bir not vermiştim tam sayı değerlerini bulmak için. Tam sayı değerler için ne yapıyorduk? Sınırdaki ifadeler birbirinden çıkartılır. 5'ten 1'i ne yaptım? Eksi 1'i çıkarttım. Kaç etti? 6. Sonra ne yapıyordum? Her ikisinde de eşitlik varsa 1 ekliyorum. Diyorum ki 7 tane ne vardır? X'in alabileceği tam sayı değeri vardır. Yani demek ki işlemlerimizde hep standart. Ortak parantez alınıyorsa al. Mutlak değerli ifadelerini çıkarma işlemi değişme özelliği var. Var. Topladım. Evet. Küçük küçük eşit kavramında ne yapıyorum? Bir eksilisi bir artılısı. Eşitlikte ne yapıyorum? Bir eksilisini eşitliyorum bir artılısına. Küçük küçük eşitte ne yapıyorum? Eksilisiyle artılısının arasında değer vardır diyorum. Ve dolayısıyla işlemimi bu şekilde düzenliyorum. Peki küçük küçük eşit kavramıyla ilgili bakın. Bir örnek daha. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Bakın. Şimdi burada işler biraz daha değişir. Neden değişir? Şimdi sanki soru büyükmüş gibi duruyor. Bakın büyük büyük eşit gibi duruyor. Doğru mu? Ancak tam olarak işlem bu şekilde değil. Basit eşitsizlikler kuralına göre paydada x'li ifade varken ben eşitsizliği ne yapıyordum? Her iki tarafını çeviriyordum. Doğru mu? O zaman ben de burayı çevirdim. Mutlak değer x eksi 3 bölü 15 dedim. Dolayısıyla eşitliği ters çevirdiğim için, sayıları ters çevirdiğim için eşitsizliğin yönünü değiştirdim. 3 bölü 1'di. Ters çevirince ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Yani demek ki yaptığımız işlem tam olarak bu. Dolayısıyla ters çevirdiğim için sayıları, eşitsizliğin de yönünü değiştirdiğim için aslında gene ne kavramına döndü? Küçük kavramına. Dedim ki benim aradığım x eksi 3 olduğu için 15 ile çarpıyorum buraya. Burası şu mu oldu? X eksi 3 küçük 15 bölü 3. Yani x eksi 3 küçükmüş 5'ten. Dedim ki küçük küçük eşit kavramında ne yapıyordum? Sağ taraftaki ifadenin bir eksilisi bir artılısı. Eksi 5 ile ne yapıyorum? 5 aralığındadır diyorum. Sonra eksi 3'ü her iki tarafı artı 3 olarak attım. Eksi 2 küçük x küçük 8. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Tam sayı değerlerini bulmak için ne yaparım ben? Sınırdaki ifadeleri birbirinden çıkartırım. 8 eksi eksi 2 yani 10. Sonra bakarım. İkisinde de eşitlik olmadığı için ne yaparım? 1 çıkartırım. Yani derim ki 9 tane eşitsizliğini sağlayan x tam sayısı vardır derim. Büyük bir yanlışa düşerim. Nasıl bir yanlışa düşerim? Hemen sana söyleyeyim. Bakın benim aralığım şu değil mi? Ben diyorum ki bu aralıkta x eşittir 3 değeri var mı? Var. Peki. X yerine 3 yazarsam paydayı 0 yaptığı için eşitsizliği tanımsız yapar mı? Yapar. Dolayısıyla ben bu 9 tanenin içinde kimi de aldım? 3'ü. İşte onu ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Yani dolayısıyla şurayı unutma. Paydayı tanımsız yapan, basit eşitliklerde konuştuk bunu. Paydayı tanımsız yapan değerler asla ve asla çözüm kümesine ne yapılamaz? Dahil edilemez. Dolayısıyla ben de 3 değerini ne yapmak zorundayım? Çözüm kümesinden çıkartmalıyım. Normalde 9 ama 1 çıkartırsam 3 için o da ne olacaktır? 8 tane eşitsizliğini sağlayan x tam sayısı vardır. Lütfen buralara dikkat ederek işlem yapınız. Paydayı 0 yapan değerleri ne yapıyorum? Çözüm kümesinden çıkartmak zorundayım. O yüzden bu soru bizim için özel soru tiplerinden bir tanesidir. Genel olarak 9 işaretlenir ve yanlış olur. Peki o zaman bir diğer örneğimiz neymiş? Bakalım beraberce. Eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Güzel. Ben dedim ki burada bir eşitsizlik var.
Ve benden istediği şey de hemen burası da A'nın tabii ki. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi bakın. Ben normal şartlarda bu soruyu tablo sorusu olarak göz önüne alırım. Ancak işin içine mutlak girdiği için işler biraz değişir. Neden? Şimdi düşünün ki bir ifadenin sen ne olmasını istiyorsun? Negatif. Bölme işlemi bu. Dolayısıyla iki durumum var. Ya pozitif bir ifadeyi negatif bir ifadeye ya da negatif bir ifadeyi pozitif bir ifadeye bölmelisin. Başka seçeneğin var mı? Yok. Güzel. Gel o zaman aşağıya bakalım. A eksi 2 ifadesi mutlak değerin tanımını sabahtan beri yapıyoruz. Büyük eşit 0 yani pozitif değil mi? Güzel. O zaman diyor ki alt taraf pozitifse üstteki ifade ne olmalı? Negatif olmalı. Dolayısıyla bakın A eksi 3 eksi 2 ifadesi negatif olması demek sıfırdan küçük olması demek. Yani ben aşağının pozitif olduğunu bildiğim için yukarıda ne dedim? Negatif olmak zorunda çünkü aşağısı pozitif kesin. Değil mi? Mutlak değerli bir ifade negatif olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla aşağısı pozitifse kesin yukarısı da ne olacaktır? Negatif. Eksi 2 attım öbür tarafa. A eksi 3 küçük 2 hemen küçük eşit kavramı. Eksi 2 A eksi 3 ve 2. Hemen ne yaptım? Bir eksisi bir artısı. Eksi 3 attım bu tarafa. Ne oldu? 1'e 5 aralığı oldu. Hemen yazdım. A dediğimiz 1-5 aralığındaymış. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Hangileri var bu aralıkta? 2 var. 3 var. 4 var. Kaç tane değer var? 3. Mü acaba? Kesinlikle hayır. Gene dön soruya. O aralıkta 2 değeri yok mu? Var. 2 değeri paydayı 0 yapar mı? Evet yapar. Dolayısıyla onu ne yapmıyorum? Çözüm kümesine dahil etmiyorum. O zaman diyorum ki A'nın alabileceği değerler 3 ve 4 ile kaç taneymiş? 2 taneymiş. Normalde bu da bizim diğeri gibi özel soru tipimizdir. Neden? Çünkü genel olarak paydayı ne yapan? 0 değer yapan ifadeler çözüm kümesine dahil edilir unutularak. Ama mutlak değerli ve basit eşitliklerde özellikle bu iki konuda paydayı 0 yapan değerlerin çözüm kümesine dahil edilmeyeceğini unutmayın. Tabii ki hiçbir zaman dahil edilmez ama burada daha çok karşılaşırsın bu tarz sorularla. O yüzden buralarda biraz daha ne yapıyoruz? Dikkatimizi arttırarak işlem yapıyoruz. Peki o zaman biz kural 5 olarak ne yapalım? Mutlak değerli bir ifadenin A'dan büyük olduğu durumu da ne yapalım? Göz önüne alalım. Niye? Eşiti aldık. Küçüğü aldık. Geriye ne kaldı? Büyük. Güzel. O zaman biz gene aynı sistemle çalışıyoruz. Diyoruz ki eğer x sıfırdan büyükse yani pozitiftir. Aynen çıkar x büyük a. Eğer x sıfırdan küçük ise negatif çıkar. Dolayısıyla eksi x büyük a deriz. Dolayısıyla bu ikilinin çözümüyle ayrı ayrı ne yapılır? Çözüm kümesi ortaya çıkar. Ancak sizden bir ricam. Çözüm kümesini yazarken şunu unutmayın. Eksi sonsuz küçük sayı. Birleşim büyük sayı artı sonsuz. Büyük eşit sayı kavramlarında, büyük eşit kavramlarında çözüm kümesi daima bu şekildedir. Bakın mesela dedim ki işte 3x eksi 1 büyük 8 dedim. Şimdi sen eğer burayı unutmazsan çözüm kümesini ben unutmam dersen eğer. O zaman sana normal kural 2'deki gibi düzeltiyorum. Kural 3'teki gibi ne yapma? İşlem yapma şansı tanırım. Nasıl? Dersin ki 3x eksi 1 eşittir 8. 3x eksi 1 eşittir eksi 8. Buradan da x eşittir 3. Buradan da x eşittir eksi 7 bölü 3. Bakın. İki tane sayı buldum mu? Evet. Gittim çözüm kümesi. Unutmayacaksın. Eksi sonsuz küçük olan sayı yani eksi 7 bölü 3. Birleşim büyük olan sayı ne? 3 artı sonsuz. Yani hiç burayı düşünmene gerek yok. Direkt eşitlik varmış gibi iki tane sayı bulacaksın. Küçüğü sol tarafa, büyüğü sağ tarafa yazarak ne yapacaksın? İşlemini bu şekilde tamamlayacaksın. O yüzden gelin bunu da gene örneğimizde pekiştirelim.